Çağdaş Türk sanatının 60'lardan başlayarak ağırlıklı olarak son dönemlerine odaklandığı Bir Adlı Karma sergiyi Tunca Sanat'ta sizler için gezdik. İzliyoruz. Starry starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you... Bir Adlı Karma sergiyi izlemek üzere Tunca Sanat Galerisi'ndeyiz ve sanat yazarı Profesör Doktor Kaya Özsezgin ile beraberiz. Merhaba Kaya Bey. Merhaba. Kaya Bey, Bir Adlı sergi hakkındaki yorumlarınızı alalım mı sizden? Bu serginin hazırlık aşamalarından bu yana ben bu olgunun içindeyim. Hazırlanan katalog içinde bir yazı yazdım. Ayrıca bu yazıyı yazmadan önce bu sergiye gelecek olan resimleri, sanatçıları gördüm, yakından izledim. Sonuç olarak çok iyi bir galeri ortaya çıktı ve çok iyi bir sunum ortaya çıktı. Çok iyi bir galeri diyorum çünkü İstanbul'da birçok galeri var. Ama bu galeriler sayıca çok fazla ama kalite yönünden hepsi aynı düzeyde değil. Bu da gayet doğal bir şeydir. Çünkü Türkiye'de galericilik biraz da bu mesleğe ısınma hareketleriyle başladı. Bir takım kişiler bu galericiliği bir meslek olarak benimsemediler önceden. Ama 70'li 80'li yıllardan sonra Türkiye'de galericilik biraz daha oturmaya başladı, yerleşti. Bu galerinin bir ayrı özelliği var. Şudur, galeri İstanbul'un pek alışılmadık bir semtinde açıldı bu galeri. Dolayısıyla hep daima Teşvikiye, Beyoğlu civarında açılan galeriler hep galeri deyince o semtler akla gelir. İlk defa bunların dışında farklı bir yerde İstanbul'un, biraz uzak diyebileceğim, biraz belki sapa diyebileceğim bir yerde. Günümüz Türk sanatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Günümüz Türk sanatı hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Ben yıllardır içindeyim bu konunun, yazar olarak, eleştirmen olarak, sanatçılarla, sanat olaylarıyla iç içeyim, yakından izliyorum. Türk sanatı diyebilirim ki bu sergiden de hemen görülebileceği gibi aşağı yukarı bir 15-20 yıldan beri büyük bir çıkış içinde. Bunu son zamanlarda müzayedelere yansıyan, gazetelere yansıyan olaylardan da kolayca izleyebilmekteyiz. Yani şöyle, Türk ressamları bugün dünyada çağdaş sanat dediğimiz zaman akla artık akımlar gelmiyor. Akımlar dönemi kapandı. Sanatçılar var, kişiler var. Yani sanatçıların birey olarak, kişisel olarak çıkışları vardır. Türk sanatında aşağı yukarı bir 20 yıldan bu yana diyebilirim, çok önemli isimler ortaya çıktı. Bunlar kendilerini ortaya koydular, kanıtladılar ve Türk sanatının bugün çok renkli bir yelpazesi var. Zamanlarda sanat piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Batı sanatının dışarıda aşağı yukarı 18-19. Yüzyıldan bu yana süren bir 200-300 yıllık bir birikimi var. Bu birikim içinde Batı sanatı oluştu, gelişti, bu noktaya geldi. Ama Türk sanatı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bildiğiniz gibi Türk sanatının batılı anlamdaki gelişmesinin şöyle böyle 100 yıllık, 150 yıllık bir geleneği var. Bu gelenek içinde galerilerin açılması, koleksiyoncuların oluşması, eserlerin alıcı bulması vesaire son 20 yılla ancak sınırlanabilir. 20 yıl az bir zamandır, 20 veya 30 yıl az bir zamandır. Ama bu az zamanla oranlı olarak gelişen, atılan adım çok önemlidir. Yani bugün müzayedelerde eğer Türk sanatçılarının parasal değerleri çok ileri bir noktaya ulaşmışsa, bu mesafe 20 yılda alınan bir mesafedir. Bu da elbette ki Türk sanatının
piyasa yönünden, biraz evvel söylediğim gibi hem kalite yönünden hem piyasa yönünden belli bir yere geldiğinin bir göstergesidir. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.